Ergen'e benim eşesi kardeşler. Ergen Ali Selim. Bak Muhammed Cihan. Muhammed Düzgür'ün Ahmetcan yedeklerleri. Ergen'e benim eşesi kardeşler. Maç başladı. Muhammed Sadra'da uzun bir top. Ergen'e benim eşesi kardeşler. Ceza sahasına kadar düşen topta Hasan çıkmaya çalışıyor. Muhammed ceza alanına çizgiden yaptığı orta Ahmet'in kontrolünde kalıyor. Maçın henüz 20. saniyesinde değerli izleyiciler, müthiş hata. Ceza sahasına girmek üzere Elazığ Spor forveti ceza sahası ortasında kaptırılan top tekrar Elazığ Spor atağına dönüştü. Ceza sahası içerisinde orta kafa vuruşu tekrar tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ceza sahası içerisinde mücadele devam ediyor. 10 numaralı Serdar topu orta yapmaya çalışırken Ergen Velimeşe sporlu futbolcu kaptırılan bir top Ergen Velimeşe spor atağına dönüşüyor. Ceza sahası içerisinde Fatih penaltı. Evet, hakem maçın 12. dakikası. Ceza sahası içerisinde Fatih, kaptan Fatih Ahmet tarafından düşürüldü. Maçın orta hakemi Oğuzhan Uğurlu penaltı noktasını, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Ahmet bir sakatlık geçiriyor ceza sahası içerisinde. Penaltı atışını kullanmak için hazır. Hakem işaretini veriyor. Fatih topun gerisinde. Fatih ve Ahmet ters geçirler. Ergen'e Velimeşe Spor 1-0 öne geçiyor. Dakika 14. İbrahim Fatih Dilek kaptanın ayağından 1-0 öne geçti. Atabilse tehlikeli olabilirdi. Ergen Elazığ Spor ceza sahası içerisinde çok tehlikeli bir atak geliştirdi. Orta sahada kaptırdı Elazığ Spor. Hasan'la. Hasan sol kanattan ceza sahasına girdi. Ceza sahasına yaptığı ortada Elazığ Spor forvetleri ve evet, Elazığ Spor beraberlik golünü yakalıyor. 21. dakikada bir evim Elazığ Spor. Evet, 18 numaralı futbolcusu Fırat Safa ceza sahası içerisine, kale sahası içerisine yapılan ortada Fırat Sefa takımına 21. dakikada beraberliği getiren golü atıyor. Alana girmeye çalışırken topu kaptırıyor. Ergen'e Velimeşe Spor kontra atağına dönüşüyor. Orta sahayı geçti. Yerden bir top Fatih'e. Fatih 57 numara futbolcunun uzun bir top. Müthiş bir tur. Sinan ceza sahasına girmeden müthiş bir şutla Sinan'ın füzesiyle 30. dakikada 2-1 oluyor. Murat'a. Murat sol kanatta arkadaşına kazandırıyor. Hasan'a. Hasan ceza sahasının ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde evet beraberlik golünü atan Safa orada elle oynadı. Penaltı noktası üzerinde hakem endirek serbest vuruşta Velimeşe Spor yeniden oynadı. Beraberlik golünü sağlayan Safa topu kontrol etmeye çalışırken orada bir kalabalık. Evet, Ergen'e Spor, Ergen'e Velimeşe Spor yine uzun bir kontra atağı çıktı. Savaş'ta Savaş ceza sahasına ortası, yine müthiş bir gol pozisyonu var derken günün adamı kaleci Ahmet topa zamanında müdahale ediyor. Şöyle uzun bir top attı ve tekrar orta sahada kaptırılan top Baran'ın mücadelesini görüyoruz. Sağ kanattan bindirme yapıyor Elazığ Spor ve ceza alanına yine bir tehlike oluşturacak bir orta ve maçın hakemi offside pozisyonunu işaret ediyor. Ergen'e top düştü derken o anda da Taner topu uzaklaştırıyor. Taner topu uzaklaştırdığı anda da orta hakem Oğuzhan Uğurlu ilk yarının bittiğini işaret etti. İlk yarının bittiğini düdüğünü çaldı. Elazığ grup ikinci yarı karşılaşmasıyla tekrar karşınızdayız. Elazığ'dan bizi izleyen tüm izleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Elazığ, Elazığ halkına da buradan bir kez daha selam ve sevgilerimizi iletelim. Kenser topu Sinan ceza sahasına giriyor. Offside yok. Ortası orada kimse yok. Baran tek başına müdahale etmeye çalışırken büyük bir şanssızlık. Ayağı kaydı. Baran atak devam ediyor. Ergen Velimeşe Spor adına
ceza sahası yine orta Sinan Esed ceza alanının içerisinde müthiş bir sol ayakla top az farkla avuta çıkıyor. Mutlak bir gol pozisyonu daha kazanıyor. Savaş'la Ergenevenim Eşespor orta sahanın ilerisinden ceza sahasına kadar gelen bir top. Ergenevenim Eşespor hata, müthiş bir gol. Evet, müthiş bir gol yine Mert'in ayağından. Orta saha çizgisinin yaklaşık 3-4 metre ilerisinden kullanılan serbest vuruş ceza alanına kadar geldi. Kafayla kale sahasına atılan pası Mert'er müthiş düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 57. dakikada ev sahibi Ergenevenim Eşespor 3-1 öne geçiyor değerli izleyiciler. Top orta sahaya kadar atılan top. Orta sahada Sinan'ın müdahalesi. 4. gol mü geliyor? 4 mü derken Sinan ceza sahası içerisinde pası. Orta sahada pası. Evet. Ceza alanına atılan bir pas. Serdar topa yetişemeyince Gökhan zamanında çıktı. Ergenevenim Eşespor bana offside yok. Sabutay Sergen topa müdahale etmeye çalışırken Ahmet bugün 3 gol yemesine rağmen en azından 6-7 tane mutlak gol pozisyonunu çıkardı kalesinden. Eşespor yarı alanına, ceza sahasına bir orta kaleci Gökhan çıkıp zamanında topa müdahale ediyor. Numarayla Serdar topu kaptırıyor. Ergenevenim Eşespor hata başlıyor. Ceza sahası içerisinde Sinan topla buluşuyor. Evet, müthiş bir atak geliyor. 4. gol geliyor değerli izleyiciler. Sergen kendi yarı alanından kaptığı topu bir evim Elazığ Spor ceza sahasına kadar taşıdı. Orada bulunan Sinan topu kontrol etti. Tekrar Sergen'e topu kazandırdı. Dakika 70. 4-1'lik Ergenevenim Eşespor üstünlüğü devam ediyor. İçerisinde ceza sahasına giriyor. Selim ceza sahası içerisinde şutu Ergenevenim Eşespor'a çalışırken topu kaptırıyor. Elazığ Spor ceza sahası içerisinde çok tehlikeli bir atak. Evet, tehlikeli bir atak. Serdar bir ev. Sinan ceza sahası içerisinde müthiş bir gol pozisyonu. Mutlak bir gol pozisyonundan yine Savaş ceza sahası içerisinde gönderdi. Kısa bir paslaşmayla ceza sahası içerisine. Evet, 4. korneri yine izliyor. Eser'in ortaya çıkardığı top yine Elazığ Spor defansına çarparak kornere gidiyor. Aynı köşeden yaklaşık 1,5 dakikalık süreçte 4. korneri kullanıyor. Ergenevenim Eşespor bu sefer ceza sahasına atılan bir top. Yine Sabutay'ın kafa vuruşu çizgiden çık. Baran, evet, Fatih'e topu kazandırıyor. Fatih ceza sahasına girmek üzere orta alanda. Evet, müthiş bir top. Müthiş bir şut. Bir oradan 5 oluyor değerli izleyiciler. İkinci yarıda az önce oyuna giren Birol yaklaşık 20 metreden yerden müthiş bir şut çıkartıyor. 5-1 Ergenevenim Eşespor 78. dakikada yaklaşık 20 metreden Birol'un müthiş şutu köşeden ağlara gidiyor. Ahmet'in burada yapabileceği hiçbir şey yok. Sinan ceza sahasına giriyor. Ceza sahasında 6. gol mü geliyor? 6. derken evet. 6. gol. Eser mutlak bir gol. Ceza sahası içerisine arkadaşı Kadir Bekmezci'ye topu kazandırıyor. Kadir Bekmezci orada topu. 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Ergenevenim Eşespor 5-1 bir evim Elazığ Spor'u 5-1 ile geçiyor değerli izleyiciler. Bugün futbol adına çok güzel bir ortamı yaşadık. Her iki takım da centilmence mücadele etti. Arkadaşım Bülent beni uyardı. Şarjımız bitiyor dedi. Ergene Manşet ve Trakya Gündem gazeteleri olarak ortak yayınımızda sizlerle Ergene Mustafa Kemal Atatürk Stadında karşı karşıya sizlerle bu maçı canlı vermeye çalıştık.